Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz, çok lezzetli, nefis bir pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 1,5 su bardağı krem şanti. Ben kiloluk krem şantilerden kullandığım için 1,5 su bardağı kullandım. Sizler bir paketin içinden 2 poşet çıkıyor. 4 poşet krem şanti kullanabilirsiniz. 2 su bardağı sütle krem şantiyi sertleşene kadar çırptım. 4 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ilave ediyorum. İsterseniz sade olarak da krem şantiyi kullanabilirsiniz. Ama içine kahvaltılık çikolata koyduğunuz zaman pastanın lezzetine lezzet katıyor. Tekrar iyice çırptım. Krem şantimiz hazır. 400 gramlık bebe bisküvisi kullanıyorum. Yalnız paketin hepsini kullanmadım. Bu şekilde bir kase kadar kullandım. Bebe bisküvilerini kırdım. Krem şantinin içine ilave ettim. Dikdörtgen borcam da hazırlıyorum. Bisküvileri ıslatmak için de bir kase süt hazırladım. Bisküvileri süte batırıp borcama dizelim. Eğer isterseniz kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. Bisküvileri dizdim. Hazırladığımız krem şantinin bir kısmını bisküvilerin üzerine alalım. Krem şantiyi 3'e bölüyorum. 3 katlı hazırlayacağız pastamızı. Krem şantiyi bisküvilerin üzerine yayalım. Krem şantinin üzerine biraz damla çikolata serpelim. Üzerine tekrar bisküvilerden yerleştirelim. İkinci kat bisküvileri de dizdim. Tekrar üzerine hazırladığımız krem şantiden alalım. Üzerine sürelim. Üzerine tekrar damla çikolata serpelim. Üçüncü kat bisküvileri de yerleştirelim. Kalan krem şantiyi üzerine alalım. Üzerine düzeltelim. Pastayı buzdolabına kaldıralım. Üzerine çikolata sos hazırlıyorum. Ben hazır paket çikolatalı sos kullandım. Paketin üzerinde yazan ölçüyle hazırlıyorum. Çikolata sosunu çabuk soğuması için bir kaseye alalım. Üzerinin kaymak tutmaması için ara ara karıştırıp çikolata sosunu soğutalım. Çikolata sosumuz soğudu. Pastanın üzerine dökelim. Pastayı bir gece buzdolabında bekletirseniz kıvamı tam oturuyor. Çikolata sosunu da üzerine yayalım. Tekrar buzdolabına kaldıralım. İki üç saat beklettim ben. Pastamızı dilimleyelim. Her defasında bıçağımı temizliyorum. Üzerine Antep fıstığı dökelim. İsterseniz Hindistan cevizi, fındık veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Ben üzerine fıstık ve
Şekerlemelerle süsledim. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bisküvili pasta tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.